Hülya Hacıkadiroğlu ben. 56 yaşındayım. 31 yıllık diyabet hastasıydım. 2013 Aralık ayında metabolik cerrahi ameliyatı oldum. '87 yılında 24 yaşındayken kızımın hamileliği sırasında diyabet olduğum anlaşıldı. Çok zor bir hamilelik geçirdim. O yıldan beri diyabet hastasıyım. Şekerim çok yüksek seyrediyordu. 3 aylık şekerim 13 civarındaydı. Günde 5 insülin ve 25 ilaç kullanıyordum. Günde 5 kez insülin kullanmak inanılmaz zor bir şeydi. Sosyal hayatımı çok etkiliyordu. Her yere insülin taşımak zorundaydım. Onu taşımak, saklamak, muhafaza etmek inanılmaz derece zordu. Her yerde iğne yapamıyorsun. İnsanlar garip karşılıyor, bakıyor. Şeker gözlerimde kanama yapmaya başladı. Böbreklerimde ürem keratinim yükselmeye başladı. Ayaklarımda nöropati oluşmaya başladı. İnanılmaz derecede yorgunum, halsizim, zaman zaman aşırı sinirliydim. Yapmak istediğim şeyler yapamıyordum. En büyük şey eğilip de tırnağımı kesemiyordum. Yani mesela yolda ne bileyim bir yerde bir şey düşürsem yere eğilip alamıyordum. Yani koca bir göbeğim vardı. Yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Bir yere gitmeye kalksam giyemiyorum. En azından bir kadın olarak giyinmek istiyorum. Hiçbir şey bulamıyorum ya da memnun kalmıyorum. Sürekli şikayet halindeydim, mutsuzdum. Sonra bu şeker ameliyatını duydum. Sonra bir iki doktor arkadaşıma sordum da onaylamadılar. Ben de erteledim. Keşke ertelemeseydim. Yine böyle canımın tak ettiği bir zamanlar bu şekerden yesem bir türlü, yemesem bir türlü bir mutsuz olduğum anda bir de deneyeyim bunu ne olur ki dedim. Yani ne kaybederim bir gideyim bakayım ne diyecekler. Hani çok mantıksız geliyordu bana ilk başta. Sonra bir gün randevu aldım, gittim ve Alper Bey ile tanıştım. Alper Bey ile tanıştığım gün İlk gördüğümde, halbuki ben inanmadan gittim. Hani bir deneyeyim, bir de oraya görüşmüş olayım diye gittim. Çünkü o kadar çok doktora gitmiştim ki, yıllardır gitmediğim, denemediğim hiçbir şey kalmadı. Bir de buna gideyim dedim. İlk gördüğümde o kadar inanılmaz pozitif ve şefkatli bir görünümü vardı ki, daha o bir şey söylemeden ben olacağım ameliyat dedim. Ameliyattan önce 110 kiloydum. 52 beden pantolon giyiyordum. Sonra ameliyattan sonra 38 kilo verdim. Şimdi 40 beden pantolon giyiyorum. Ameliyat öncesi bir yere gitmek, bir alışveriş yapmak, en basit bir yürüyüş yapmak bile kabustu. Şimdi yürürken kendi kendime o kadar çok şükrediyormuşum ki yoldan geçen bu kadın ne diyor diyor. Sürekli ya Rabbim bugünleri bana gösterdiğin için şükürler olsun diyerek yürüyorum. Ne büyük bir zevk. Bir kere inanılmaz derecede hafifledim. Ya ayakkabı numaram bile değişti. 40 numara giyiyordum. 38'e düştü. Düşünün yani. Bu ameliyat sonucu psikolojim bile değişti. Eskiden bir yere bir eğlenmeye giderdik. Eşim kesinlikle beni dansa kaldıramazdı. Utanırdım. Fiziğimden, şeklimden. Şimdi bir yere gidip eğlenmek, dans etmek büyük bir zevk bizim için. Bir küçük otel işletiyorum, bir otelimiz var. Birkaç sene gelmeyen müşterimiz
Ben ameliyat olduktan sonra geldim. Adam böyle garip garip bakıyor. Yani resmi duruyor. Samimi olduğumuz bir müşterimizdi. Ama hiçbir şey soramıyor bana kalabalıkta. Eşimle işte irtibat halini konuşuyoruz. Odalarına yerleştirdik falan. Sonra bir şey olunca eşim işte Hülya diye ismimle seslenince şaşırdı. Ay abi dedi, ben yeni evlendin sandım, abladan ayrıldın, hani bu yeni hanım diye düşündük biz dedi. Beni tanıyamamışlardı, öyle bir değişim olmuştu. Çok komikti ya. Yeni hayatım daha dinamik, daha kolay, daha zevkli, daha eğlenceli, daha sosyal. Daha hızlı, daha huzurlu, daha mutlu. Çünkü sürekli mutsuzum. Çünkü sürekli kilolarımdan rahatsızım. Sürekli şeker korkusuyla yaşamak. Sürekli ilerleyen bir şekerim. Benim babam ne yazık ki şekerden öldü. Bu duyguyla yaşamak insanı mutsuz ediyordu. Evet, atıştırıyordum, ben de kaçamaklar yapıyordum ama korkuyla. Bir lokma bir şey yiyorsun, ödüm patlıyor, mutsuz yapıyor seni. Pişmanlıklar yaşıyordum, keşke yemesem diye. Bütün bunlardan bu ameliyat sayesinde kurtuldum. Bana o kadar güzel bir hayat verdi ki, çok mutluyum yeni hayatımda. Bu yüzden Alper'e çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum.